İki sene okuttum, ah başıma neler geldi anlatamam. Bir yere tayinim çıktı, eyvah dedim, şimdi benim bir okuttum bilmez bu müdür, beni yeniden bir de başlatır, gidin bari yalvarayım beni beşe versin dedim. Gidin beşe vermiş. Hocam çok teşekkür ederim, beni beşe vermişsin dedim. Evet ama Halit dedi, Hasan senin sınıfta dedi. Hasan kim dedim, girince görürsün kim olduğunu dedi. Allah'ım sınıfa bir girdim, askerlik çağı gelmiş bir çocuk. Kafasını sıfıra vurmuşlar, kafada yarılmadık yer yok efendim. Daha sınıfa adım atar atmaz öğretmenim hoş geldin, evli misin, bekar mısın dedi. Eyvah dedim, benim çekeceğim var bundan. İnanın daha ilk ders bütün öğretmenlik bilgilerim sıfırlandı. Hasan'ı susturacak, durduracak, kontrol edecek ya bilgi icat olmadı ya onu bilmiyorum. Koştum okul müdürüne, hocam gözünü seveyim dedi. Benim sınıfta al istediğin sınıfa ver dedim. Halit'im sana söylemediler mi dedi. Neyi dedim? Evladım dedi, sana öğretemesin öyle dedi. Ne yapacağım dedim. Sınıfa girer girmez bir bahanesini bul. Tut kulağından, yatır tahtanın önüne iyi bir çiğne, o dersin sonuna kadar idare eder dedi. Hocam yapmayın dedim Allah aşkına, ben babasız büyüdüm. Ben kimseye el kaldıramam, o zaman görürsün dedi. İnanın arkadaşlar gördüm, Allah şahit. Teneffüste zil çalar çıkarsın dışarıya, bekleyin 5 dakika. Ya Hasan birinin kafasını yarmıştır, kanlar akarak da geliyordur. Ya biri Hasan bir tarafını kırmıştır. Efendim vakası bir ders hatırlamıyorum. Bir gün dersteyim, kapı çağ taşıdı, koskoca bir sopa bir adam eline sınıfa daldı. Nerede o deli Hasan dedi. Efendim ne yapıyorsun burası sınıf dedim. Hocam görmüyor musun kardeşim dedi. Bütün balkon camlarımı aşağı indirmiş dedi. Ya Hasan'ım çocuğum ne adamın camını kırdın dedim. Öğretmenim diyor ben taşı bu tarafa attım da bu tarafa gitmiş diyor. Böyle bir baş belası. Çaresiz kaldım. Babasını yakaladım. Amca ne olur dedim. Bana yardım et. Ben bu çocuğu kurtarmak istiyorum dedim. Hocam ne yapmamı istiyorsun dedi. Ben valla her gün bir ton daha atıyorum dedi. Peki anne ne yapıyor dedim. Hocam onun annesi yoktur dedi. Ah yavrucak, öpülmemiş, sevilmemiş, okşanmamış, kıymet görmemiş, evde ikinci bir anne var, yemeğini vermiyor, yatağını sermiyor, bütün olumsuz Hasan'a bina ediyor, cahil babaya her gün dayak attırıyor, çocuk psikopat olmuş, vurmakla kırmakla intikam alıyor. Bir gönül büyüğüm aradım. Dedim efendim böyle bir öğrencim var, bana ne tavsiye edersiniz dedim. Halit'im sen o peygamberi metodunu bilmiyor musun dedi. Efendim nedir o peygamberi metodu dedim, çocuğum unutma dedi. Bir insanın kafasına girebilmen için önce onun gönlüne girmen lazım. Gönüllere girmeden kafalara giremezsin. Orada bir damar yakaladım. Sabahleyin Hasan'ı çağırdım. Bir yakınlık kuracağım ya. Hasan dedim al sana para bana süt getir dedim. Öğretmen dedi getiririm ama içine tükürürüm dedi. Allah şahit böyle bir baş belası. Ne yapayım tükürürsen dedim. Minnacık da harçlık verdim. Ah harçlığı alınca o elinden diğerinde. O elinden diğerini yavruca harçlık görmemiş hiç. Harçlığı alınca sütü getirdi. Öğretmenim vallahi tükürmedim dedi. İlk gönül bağımız orada kuruldu bizim Hasan'la. Artık bahane arıyorum her sabah. Süt getirtiyorum, odun getirtiyorum. Hasan'ı minnacık harçlıkla veriyorum. Pervan oluyor. Sabahleyin gelince öğretmenim yoğurdum bittim sana yoğurt getireyim mi? Öğretmenim odunu bittim sana odun getireyim mi? Hiç unutamıyorum. Bir ay kadar sonraydı. Evde yemek yiyorum. Hasan bana yoğurt getirmiş. Baktım parçalanmış parmaklar. Lime lime olmuş pantolon. Tam Halit Ertuğ'un küçüklüğü. Tut elinden oturdum. Zorla iki kaşıkla ona yedirdim. Kalktık geliyoruz. Baktım eliyle elimi tuttu. Öğretmenim dedi. Ben seni niye seviyorum biliyor musun dedi. Niye seviyorsun evladım dedim. Öğretmenim dedi. Sen bana deli Hasan demiyorsun da evladım diyorsun. Ben seni bundan dolayı seviyorum dedi. Yahu şu hasrete bakar mısınız? Bir insanın önüne geçilme bir hasreti vardır. Sevildiğine inanmak, önemsendiğine inanmak, adam yerine konulduğuna inanmak. Bir şey fark ettim. Kötü diye bir insan yokmuş. Kötülüklere itilmiş bir insan varmış. Efendim, şimdi Hasan nerede biliyor musunuz? Hasan Türkçe öğretmeni. Hasan benim ziyaretime gelmişti. Ah Hasan'la kucaklaştık. Nasılsın Hasan'ım dedim. Hocam Rabbime şükür dedi. Babam yıllar önce rahmetli oldu dedi. Şimdi ikinci annem feşli. Ona ben bakıyorum, onun duasını ben arıyorum dedi. Ya şu sevginin gücüne bakar mısınız? Bir insanı kurtarmanın doğru yolu itmenin sihirli bir formülüdür. Gönüllerine girmeden olmuyor. Ona dokunmadan, önemsemeden, kıymet vermeden olmuyor. Çünkü bizim en mutlu olduğumuz an sevildiğimiz andır. Bu bittiği an siz o çocuğu her yerde, en büyük zarar veren yerlerde görürsünüz.